tüm ürünlerin kaliteyle, müşteri memnuniyetiyle buluşma adresindeyiz. Silikon Balık olarak iyi ki bizlerlesiniz diyoruz. Tabii hoş geldiniz. Hoş geldiniz, teşekkürler. Silikon Balık, sportif balıkçılık, av malzemeleri nasıl doğdu? 2015'te dediğiniz gibi bu işe e-ticaret olarak başladım. Ama bu işin tabi edebiyatı olarak çocukluğumdan gelen bir hastalık diyelim, sevda diyelim. Asıl mesleğim olan grafikerliği işte tamamlayayım emeklilikten sonra bu sektöre atılacağımı zaten hissediyordum. Atıldım. Kendi semtimde açtım. Bu semtte hizmet etmek benim hoşuma gidiyor. Bir açık vardı çünkü. Megazaman evet. Kuşalı olmanın ayrıcalığını kullanıyorsunuz. Aynen. Bu makam, yani bu bölgede bir eksiklikti zaten bu. Ben de bunu iyi gözlemledim. Bu anlamda da bir yer açtım kendime. Silikon balığı kurdum. E-ticaretten artık bir tamamen elle tutulur bir şey olarak, dükkan olarak açtım. Sanaldan çıkıp tamamen gerçek anlamda bir mağaza açtık. Mağazamızda dediğimiz gibi çeşitli ürünlerimiz var. Aynen, bu insanlara işte balıkçılıkla ilgili her şey var ürünlerimizde. A'dan Z'ye her şeyimiz var. İşte dediğim gibi balıkçılığa başladım. Bu sektörde daha çok ilerlemeyi, bu ilerisinde daha ileriye götürüp işte bu için ithalatını yapmayı hedeflediğim, hedeflerim arasında en büyük hedefim diyebilirim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah bunu gerçekleştireceğim de. Süper. Biraz evvel saymaya çalıştım. Gerçekten dakikalar yetmedi bu ürün malzemelerini saymaya. Burada 1000'i, 3000'i, 5000 aşkın bir ürün var galiba. Modeller, doğrudur efendim. Modellerin modelleri, büyüklüğü, evet, küçüklüğü, çeşit çeşit modeller. Aynen. Burada gerek yerli üretim anlamında konutların ürünleri satılıyor, gerekse de ithalatını gerçekleştiren firmalar tarafından alınarak, evet, yine uygun rakamlarla buluşturulmaya çabalanıyor. Evet efendim. Ama biz soruyoruz, diyoruz ki bu soru tüm yeni kardeşlerimiz için geliyor. Bir burada ilk balıkçılığa başlamak isteyen kardeşlerimize önerileriniz neler diyelim? Evet ki bu anlamda da Tevfik kardeşim bu konuda uzman olarak ürünleri çok iyi tanıdığından kendisine devrediyorum. Ürünleri kendisi tanıtacak. Bir çantanın, balıkçının çantası olması gerekenleri kendisi tanıtacak. Topu ona atıyorum. Evet, hadi bakalım Tevfik Bey. Şimdi İstanbul'da bulunduğumuzdan dolayı İstanbul için konuşmak gerekirse ben balık tutacağım diyen bir insan önce bir balık av bayisine girer. Böyle bir kamış, böyle bir makina. İstanbul denince balıkçılık konusunda akla ilk gelen balık istavrit olduğundan dolayı bir çapari. Balığına göre küçük iğneli veya büyük iğneli yemli takımlarımız. Yemi veya takımı atmak için veya dibe indirmek için kurşunumuz, makasımız ve takım çantamız. Süper. Böyle bir set olması gerekiyor. Tabii bütçeye göre değişen modeller, fiyatlar bütçelere göre değişiyor. Ortalama olarak böyle bir takım 150-175 lira civarındadır. Tabii bunun daha uygunları da var ama biz onları tavsiye etmiyoruz. Çünkü yani iş görür mü orası... Aynen öyle. İş görür mü orası tartışılır ama böyle bir takım uzun bir süre boyunca işinizi görecektir. Zaten bu hobiye hepten bağlandıktan sonra böyle takımlar da size yetmeyecek. Sürekli yükselmeye, aşama aşama yükselmeye geçeceksiniz. Balıkçılık konusunda. Süpersin canım. Buradan mevsim geliyor. Tüm kardeşlerimize duyurulur diyoruz. Burada hazır sizi yakalamışken Türkiye adına bir soru gelecek. Balıkçılık sektörü gerçekten muhteşem bir sektör. Evet, ve çok zevkli bir uğraş. Ama bunun için tabii ki kurallara uyulması gerekiyor. Tabii. Burada kardeşlerimize sizin ağzınızdan tecrübelerinize dayanarak ne iletelim? Küçük balığı tutmasınlar. Bizim en büyük şeyimiz bu. Küçük balığı bırakın büyüsün ki de çoğalsınlar ki biz daha çok balık tutalım. Sektörümüz daha çok gelişsin. Bir de bilinçli olmak konuda çok çok önemli. Yani evet. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ama balığımız yok. O zaman ne diyelim? Avlanma yasağındaki tarihlere lütfen özenle uyalım. Aynen. Ben bir şey eklemek istiyorum bu arada. Normal balık limitlerine değil de vicdani limitlere uysunlar. Çünkü bizim normal devletimizin belirlediği limitler bazı anlamlarda yetersiz kalıyor.
Vicdani limit bu konuda devreye giriyor. Vicdani limitler çok önemli. Evet. Yeri geliyor limitlerin çok 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 üstündeki balıkları bile salıyoruz. Havyarlı olmalarından ötürü veya ufak balık olmalarından ötürü bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta biz bu işi yapıyoruz, severek yapıyoruz. Ben daha gencim, abim daha iyi bilir ama yani bizim çoluğumuz çocuğumuz da balık tutsun istiyoruz. Evet. Yani gelecek nesillerde bu zevkten mahrum kalmasınlar istiyoruz. Süpersin canım. Özellikle bu laflarına çok dikkat edilmesi gerek. Çünkü tabiri caizse biberona atıp eline balık oltası tutuşturulmuş bir gençsin sen. Ve geçen uzun yılların evet. bu işlemle geçmiş yılların tecrübesini genç olmana rağmen kardeşlerimize aktarmaya çabalıyorsun. Ben Türkiye adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Burada böyle bir keyfi Gazi Osman Paşa'da bizlerle buluşturduğunuz için en iyi, en güzeli, en kaliteli, en uygun rakamlarla, konuklarla buluşturma çabanız için, her şeyin ötesinde gülen yüzleriniz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Bu keyfin nice 2 yıllar, 12 yıllar, 22 yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz. Çok efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim.